tekrardan merhabalar. Bugün size farklı bir içerikle, en azından masanın başında olmadığımız bir içerikle geleceğiz. Bu sefer masanın başına gidecek şeyleri hazırlayacağız. Evet. Düşündünüz değil mi ne? Yemek yapacağız o kadar yani. Olay nereden çıktı? Sen anlat istiyorsan. Bu benim işten çıktı. İşten geldim ama hem etrafın toparlanması, hem çocuğun yedirilmesi, hem de yemeğin hazırlanması. Çok klasik bir çalışan iş kadını anne modeli. Yapsıra ben şu anda bana... ekranları oynuyoruz. Şansın deniyor işte. Deniyor değil mi? Ondan sonra Mert abi dedi ki ben sana yardım edeyim o zaman. Ne yapayım? Elif Gece'nin yemeğini, işte yoğurdunu hazırla. Sonra Elif Gece'ye yemek yediremediğini fark edince Duygu dedi sen bana anlat, ben yemeği yapayım, sen Elif Gece'ye doyur. Çeker miyiz? Çekeriz. Vallahi çekeriz. Evet. Arkadaşlar bugün kendimize somon füme, berlayıptır söylemesi ailecek bir diyet içerisine girdik. Aile işi A'dan Z'ye, herkes diyetti. Malum yaz geliyor. Sen de mi diyettesin? Keşke kilo aldın azıcık şişko. Yanaklar biraz dört. Evet. Bugün size akşam yemeğimiz olan somonlu salatayı yapacağım. Ne kullanacağım ben? Bir somon evet. Okey. Somona okeyim. Somon okey. Somon. Nedense biraz daha büyük bir somon. Roka. Reyhan ve kırmızı tere. Kılcal damarlı olan. Şuna, kılcal damarlı olan. Damarlarından geçen kırmızı kanlar almıştır. Kes bir nereye kakıyor bu? Salatalık. Domates. Ranch sos aldım ama evde kendiniz de işte mayonez, yoğurt falan karıştırarak şey yapabilirsiniz. Somona yoğurtlu soslar yakışıyor. 5 sene boyunca yemek konusunda bayağı iyi. Evet ama aslında gerçekten Mert abi çok güzel yemek yapar. Ama canının istemesi lazım. İstediği sürece her türlü çok güzel yemek yapıyor. Bir tane patates yapıyor. O kadar uğraşıyor ki gerçekten. Onun mesela taktiği var. Şurada. Çok fazla sektörde değişik işler yaptığı için de. Evet arkadaşlar. Bu konularda biraz şey var. Yani 8-9 tane sektör evet, değiştirmişler. İşte yanlış anlatmış. Sektör değiştirmişim evet. Var ya. Seni bayağıdır çalışıyorum çünkü 13-14 yaşından beri hemen hemen aktif dışarıda çalışıyorum yani. Aşçılık yaptım, nargile bile yaptım, arabada yıkadım. Hatta komiden başlayıp garsonluk yaptım, işletmecilik yaptım, organizasyon işi de yaptım. Ne olalım ne olalım, bir de bunu olalım dedik. Çünkü neden olamadığımı biliyor buradaki herkes. Evet. Yani aslında belki de baştan onu olacaktı ve orada her şey bitecekti. Hala uğraşıyoruz bir şey olmamak için. Ben lokayı kopararak koymak istiyorum. Kopararak koyup koyacağım hadi. Tamam. Yani şimdi ben buna karar verdim ama Mert abi kendi yorumunu katarak açıkçası bir şeyler yapacak. Ben o yüzden neyi nasıl, hangi sırayla koyacaksın, ne yapacaksın sana bırakıyorum biraz. Komple mi? Ben anlatacağım. Olmaz. Bir şey var mı? Hani Rokal'ın Reyhan'dan önce rok koyarsan dağlar kızı Reyhan. Yok. Bir şey olur. Mesela olmuyor böyle şey. Bunlar da detoks suyu. Aynen. Detoks sularımızı bugün. Aa bir dakika şey onu çıkartmamışız oraya, taze soğan, bunun kesinlikle unutmamak lazım. Taze soğan, lazım. Taze soğan. Hemen aç kalanı getir taze ona. Soğan. Ben bir buzdolabına bakıp geliyorum, bekleyin. Spot ışıkları onu ben biraz geriyor. Anlat şimdi. Derdini anlat. Anlat kameralara. Neye ağladığını söyle, hadi. Hadi, bu bacıklar, bu bacıklar. Bu ne? Arkadaşlar sizlere de soruyorum. Deve kulağıyla Roko'yu tek bakışta bu deve kulağı Roko diye ayıran var mıdır ya? Vardır tabii ki daha yaptım. Pazarcılar bile ayıramıyor be. Ya saçmalama be. Evet. Hani ayıramadığımdan değil, insanlar ayırıyor diye soruyorum. Sana enteresan bir olayımı anlatayım. Bizim evin orada bir tane pizzacı var biliyorsun. Ben pizzayı bana verdi, ben götürdüm mutfağına ve yedim o pizzayı. Tamam, yedim, oturdum, yedim pizzayı, tamam mı? Pislik bir çıkacak. Niye? Aradan 10 dakika falan geldi, at çıktı pizzanın içine. Pislik nasıl çıkabilir ki orada bir şey? Ya ne bileyim, belki adam tükürdü onu, sen de bilmeden yedin, böyle saçma hikayeler olur ya, iğrendim şu an. Olur mu? 10 dakika sonra adam pizza istedi. Nasıl pizza istedi? Pizza istedi. Pizza versen pakete gitmiş içeri. Yiyenler kesildi umarım. Cezası ben pizza yedikten sonra biliyorsun ki pizza ve hamburger yedikten sonra ceza umurunda olur. Ceza falan kaya falan diye.
böyle. Nasılsa karnım tok. Benim pizza ve hamburgerle ilgili problemlerim var arkadaşlar. Evet, kesinlikle dayanamıyor hamburgere falan. Hayattaki en büyük antidepresanlarım bu ikisi. Pizza. Neyse, biz onların kodlarını değiştirerek artık antidepresan yerine somonlu salataları kodlamaya çalışıyorum. Yaprak yaprak atıyorum bunları da. Tamam. Bunun hakkında hiçbir bilgim yok. Hiçbir salatalık kullandığım şey yok. Ya ben de kesmeyi sevmiyorum açıkçası. Bıçak değdirmeyi sevmiyorum Reyhan'a. Yeter o kadar. Reyhan zaten ağır bir şey. Lezzet. Aynen. Fesleğenle aynı dillerden. Şu an... Sen elimi yıkadın mı? Yıkadım. Ne kadar pisliksin ya. İlk onu yaptım. Öf be. Ne oldu be? Benim gibi amcayı bulmuşsunuz. Burada bana hijyen soruları soruyorsun. Niye bir atarlandın? Gaza geldi bir saniye, şu an geçti birazdan. Diğer videoda da ben bir atarlandım. Birazdan geçer bir saniye. Bence bunları şey yaptıkça kaldır. Onun içindekileri boşalt ya, onlar pörsmüşler. Onu da lavaboya koy, ben hallederim seni. Temiz bir ekranda kesinlikle yaşayabilirim. Bir sürü hasta. Bazen böyle mesela akşam misafir var, oturuyorsunuz, yemeğe gelmişsiniz. Adamın, kadının kocası orada oturuyor, misafirler falan, çocuk. Bir anda vuf diye atıyor böyle kendini, tamam mı? Buraya bir geliyor böyle. Tertemiz, tamam deyip böyle bir anda geri falan diyor. Böyle geri enteresan patlamaları var. Cihan Joe'ya bağlıyor bir anda. Buradan bunu buraya koyarken buraya tekleri kapatmalar falan. En canlıcı noktaya geldik. Somon. O da bir canlı yani. O zaman niye kesiyorsunuz? Oraya böyle yaklaşırsam ben bunu hiç yiyemem. Evet, bir şekil yap. Laps yapıp bıçağı da bana kalkıyor. Gerçekten mi? Ben burada kan dansımı yapacağım bu sırada. Ya zor ya. Kaks diye götürüyordum alayını parmağına. Yani abuk sabuk hareketler. Gaz sen kimsin yani? Neyin gazındasın? Ben de yaparım diye demiştim. Belki ben de denersem belki buradan çıkar demiştim. Soğuk bir... Sürekli. Bilmeyen insanlara vermeyin. Bıçak bazen yaralar açabilir. Burada halilerde kedi götür. Bunların hepsini rulo yapıp salatamızın içerisine ekleyecekmişiz. Bunlar peki... Duygu şu an komşu muhabbetinde arkadaşlar. Merhaba. Yine ben. Senin şeydeki popstardaki Caner gibi reyting kalabalık. Aynen. Kafasında bardak kırıyor. Bak, şimdi sana enteresan bir bilgi. Heinz soslarının burasında iki tane rakam yazıyor. 50-50. Bunun evet. Amacı ne biliyor musun? Ne? Çok enteresan. Şimdi bu sos artık bitmiş. Evet. Varmış. Şimdi bunu bir süreden sonra alamıyorsun ya. Bunu bu kapağını çıkartıyorsun. Hı. Bak abi. Çok hoşunuza gidecek. Şimdi sana. Şu 50-50'lerden bastırıyorsun. İçindeki kalan sosu çıkartıyor dışarı. Tamam. Evet. Ya ne yiyelim o lan? Vallahi emin ediyorum yiyeceğiz. Bence de 45 dakika bir salata sürmemeliydi. Yani. Bu çekim işi yalan şey oldu. Dökeyim mi? Yok, ilk önce kurdunu keselim. Söyle dökme. Soslu genelde İşte şovumuz burada başlayacak. Aynen. Çalıştık bunu. Bu tarz büyük kaselerde arkadaşlar bunu da mutfakta sistem Ceren öğretmişti bana çekimlerimiz sırasında ki onunla da bir çekim yapmayı hayal ediyoruz. Soslu bu tarz geniş ağızlı kaselerde kenardan dökersek ve onunla birlikte karıştırırsak çok daha güzel bir sos aroması elde ediyormuşuz. Bence tam bir şahisler olmuştu. Beklentim çok üstünde. Çok güzel. Salata, somonlu. Mert abiyi tebrik ediyoruz yaptığı somonlu salatadan dolayı kendisi de bakıp bir yorum yaptı. Önce en zor eleştirmeni. Kendimi ikna etmem lazım. Şu anda gerçekten ilk kez deniyorum hayatımda. Çok balık ürünleri deneyemek olmadığım için. Kesinlikle ilk kez bir balık ürünlü bir salatayı yiyebileceğimi hissediyorum şu anda. Bence de. Görüşürüz. Çocuğumu uyutmak lazım.